Yanıldım. Bir çırak aldım yanıma. Eve gelmez külhaniyi dükkanda yatır. Kovsam o da düşmez şanıma. Kibardır, çarşafsız yorganda yatır. Haşa! Huzurdun ustası çırağını sever. Eşek aldı pazardan. Eşek göze geldi, çatladı nazardan. Eşek çıktı mezardan. Eşeğin aşkından ormanda yatır. Bizim çırak da hırıltıyı bırıltıyı toplamış, külhanda dağıtır. Tekerlememizi söyledikten sonra gelelim asıl mevzumuza. Çobanlık ve çiftçilik işlerini Cin Ali'ye yıktıktan sonra kendimi emekliler gibi hissetmeye başladım. Öğlene doğru kalkıyor, köyün içinde elim cebimde geziyordum. Bendeki bu değişiklik herkesin dikkatini çekmişti. Fakat kimse şeytana bile papucunu ters giydiren Cin Ali'nin benim işlerimi neden gördüğünü bilmiyordu. Muhterem, bu ne hal? Diyenlere muhtar dediğin böyle olur diyordum. Kahveye gittiğimde ise bana Serkan'ı soruyorlardı. Nereden tanıyorsun? Kimmiş? Neciymiş? Ben onunla yolda tanıştığımı, daha sonra kendisini köye getirmem için rica ettiğini söylüyordum. Serkan'la ilgili en çok sorulan sorulardan biri ise köye bir daha gelip gelmeyeceğiydi. Tavan arasından, odunluklardan, eski eşyalarını çıkarıp o gelecek de satın alacak diye bekleyenler vardı. Ahırda bir düğüm buldum. Serkan Bey gelince göstereceğim. Yahu bizim tavan arasından eski bir halı mankası çıktı. Biraz küflüydü. Sağını solunu temizledim. Kaç para eder ki? Arkadaşlar, adam birkaç gün sonra geleceğim dedi. Ben de bekliyorum. Hanım bir iki parça kilim ayarladı. Alırsa satacağız dedim. Bu tarz konuşmalar Tırı Mahmut'u rahatsız ediyordu. Serkan Bey ile ortaklık kurduğu için onun adına konuşmakta sakınca görmüyordu. Antika konusu açıldığında kahvede ise eğer bana göz kırpıyor, kaş göz işareti yapıyor. Ben Serkan Bey ile görüştüm. Mal verdiği firma batmış. Köylülere söyle, boşa beklemesinler. Gibi sözler sarf ediyordu. Beni yalnız gördüğünde ise kendisi gibi konuşmam için tembihliyordu. Öte taraftan Mahmut semerciliğe çoktan başlamıştı. Köy köy dolaşıyor, akşama doğru bir kamyon eşekle köye geri geliyordu. Keyfi yerindeydi. Yolda karşılaştığımızda, "Yahu Mahmut, bu eşekleri neden getiriyorsun? Sadece semerleri alsana." dedi. "Ticari sırdır, söyleyemem." Başlatma lan sırrından. Şimdi gider herkese Serkan'la ortak olduğumuzu, Semer'in çok para ettiğini söylerim. İşiniz bozulur. Şşş. Geçen gün Karaköy'de Bodurların emininin Semer'ine müşteri oldum. Bana senin eşeğin bile yok, Semer'i ne yapacaksın dedi. Eşek alacağım dedim. Sen delirdin mi? Önce Semer sonra eşek mi alındı dedi. Sana ne? Ben önce Semer alacağım. Semer'e göre de eşek alacağım dedim. Deli deli konuşma. İşte eşek. Alıyorsan Semer'iyle al git. Almıyorsan sen bilirsin dedi. Mecburen eşeği de aldım. Bizim buralarda yerlensen duyuluyor arkadaş. Birkaç kişiye daha gittim. Kimisi tek Semer'i satmadı. Kimisi de Semer'i almaya kalkınca şüphelenip satılık değil dedi. Böyle çok daha kolay oluyor. Hem milleti de uyandırmamak lazım. Ne uyanıksın lan Mahmut dedim. Sırtını sıvazladım. Koltukları kabardı. Mahmut'un eşek ticaretine başlaması tüm köyde merak konusu olmuştu. Ne yapacaksın bu kadar eşeği diyenlere besleyip satacağım diyordu. Bu defa Mahmut sen manyak mısın? Dana mı bu besiye çekesin diyorlardı. O da karışmayın benim işime deyip konuyu kapatıyordu. Arada
Aradan bir hafta geçmeden işin rengi değişti. Mahmut'un evinin bahçesi eşekle dolmuştu. Karısıyla bu yüzden sık sık kavga ediyorlardı. Tüm köy film izler gibi bu kavgayı izliyorduk. Çünkü kadının sesi ta dışarıdan duyuluyordu. Kadının son sözü: "Ya eşekler ya ben! Eşeklerime hiçbir şey değişmem." Kadın yanına iki çocuğunu da alarak babasının evine gitti. Eşeklerden yalnızca Mahmut'un hanımı değil, bütün köy şikayetçiydi. Eşekler anırmaya başlayınca bütün köy çın çın çınlıyordu. Mahmut'unsa hiçbir şey umurunda değildi. Köy köy dolaşıp eşek toplamaya devam ediyordu. Bir gün benim kapıma kadar geldi. "Senin ahırda yer varsa 3-5 eşek koyayım." "Mahmut, beni bu işe bulaştırma," dedim. Razı olmadım. Mahmut bir şeyi kafasına takmışsa mutlaka benden habersiz eşekleri getirip ahırıma bağlardı. Kapıya kilit takıp önlemimi aldım. Hanımı ve çocukları da bu konuda uyardım. Çok şükür böyle bir şey olmadı. Daha doğrusu fırsat olmadı. Mahmut eşek ticaretine başlayalı komşuları şikayet eder dururmuş. Fakat nereye giderlerse köy yerinde eşek olması gayet normaldir. Biz buna işlem yapamayız cevabını alıyorlarmış. Bunun üzerine Mahmut'u eşekleri toplayıp kasaplara dağıtıyor, halka eşek eti yediriyor diye valiliğe şikayet etmişler. Valilik bunun üzerine kaymakamı arayıp "İlçende neler oluyor haberin yok efendi" diye fırçalamış. Kaymakam amiri, memuru ayağa kaldırdı. Jandarma komutanı Mahmut'un evinin etrafını sardı. Mahmut o sırada köylere eşek toplamaya gittiğinden evde yoktu. Jandarma komutanı eşeklere el koydu. Mahmut'un evini, yerini aradılar. Komutan Mahmut'u bizim yanımızda arayıp "Hakkında ihbar var," dedi. Sonra adamın yüzü birden değişti. Adeta sinir küpüne döndü. Meğer bizim Mahmut hakkında ihbar olduğuna inanmamış. "Kontör mü isteyeceksin lan?" deyip komutana sarılmış, sövmüş. Mahmut'u köyün birinde yakalamışlar. Kelepçeli yaka paça götürmüşler. Karakol, savcılık, adliye derken adli kontrolle serbest bırakmışlar. Ertesi gün bir karacalanın arkasından çıktı geldi. Biz kahvede oturuyorduk. Çağırdık, yanımıza geldi. Morali çok bozuktu. "Gitti güzel eşeklerim." Kahvedekiler onu teselli etmeye çalıştılar. "Bir iki defa Mahmut," diye seslendim. Beni duymadı. Yanına iyice sokulup kulağına yaklaştım. "Semerleri götürmediler," dedim. "Vallahi mi? Allah'ını seven beni tutmasın," deyip koşarak eve gitti. Ertesi gün eski Mahmut geri gelmişti. Semerlerine bir şey olmadığı için çok mutluydu. Hem eşeklerden de kurtulmuştu. Dünya yıkılsa umurunda değildi. Fakat aynı işe, eşekleri toplamaya devam eder diye çok korkuyordu. Hakim, "Aynı işe devam edersen seni tutuklarım," demiş. Kaymakam ayağını denk alsın diye tüm köye haber salmış. Baş başa kaldığımızda hemen hemen çoğu köydeki eşekleri topladım. 3-5 eşek ya vardır ya yoktur. Biraz orta durulsun, onları da alacağım. Neyse, yerin kulağı vardır. Ben gidip biraz semerlerime bakayım. Seni gidi semerci Mahmut, seni bana az çektirmedi. Öykümüz burada sona ermiştir.
her ne kadar sürçülisan ettiysek affola.